Hastane dışında kalbi duran bir çocuğun değerlendirilmesi ve nasıl müdahale etmeniz gerekir ile ilgili size bilgiler vereceğim. Kalp durması, bir çocuğun kalp hızının 60'ın altında olması ve kalp kası ve beyin gibi temel organlara kan gönderecek kadar nabız oluşturamaması durumudur. Bunu ne zaman olur? Hastane dışında ve sizlerin etrafında daha çok bir çocuk almaması gereken bir ilaç aldığında ya da bir travma, bir çarpışma sonrasında bir doğal gaz zehirlenmesi ya da yangın ortamında olabilir ve de hiçbir şey yokken aniden ortaya çıkan kalpte ritim bozukluğu problemi zemininde olabilir. Bu durumda bir çocuğun sadece kalp solunumu durmuş yoksa kalple birlikte solunumu mu durmuş diye anlamanız gerekiyor. Öncelikli olarak yere yığılan, kötü gördüğünüz bir çocuğun sadece solunumu mu durmuş diye nasıl anlayacağım diye düşünecek olursanız, baktığınızda çocuğun rengi çok kötü olmuyor genellikle. Çünkü birkaç dakikada böyle bir durum olur. Sonrasında solunumu yoksa hastanın mutlaka kalbi de durur. O zaman rengi daha kötü olur, morarır hasta ve hiç hareket olmaz. Baktınız çocuk hareket etmiyor ise mutlaka ciddi bir sorun var. Bakıyorsunuz siz seslendiğinizde ya da bir uyaran verdiğinizde yanıt vermiyorsa, işte Ali ise ismi, Ali nasılsın diye sorduğunda hiçbir yanıtı yoksa bu ciddi bir sorundur. Ve hiçbir hareketi yoksa mutlaka sizin müdahale etmeniz gerekir. Burada bu olay basit bir bayılmanın ötesinde ciddi bir solunum durması veya kalp durmasına dönüşüp dönüşmediğini anlamanız için de baktığınızda göğüs hareketi varsa bu hastanın kalbi durmamıştır, soluyordur. Çok çok ciddi bir sorun değildir bu durum diye düşünmeniz gerekir. Eğer baktınız çocuğun solunum hareketi yoksa solunumu durmuştur diye düşünmeniz gerekir. Solunumu durduğunda bu hastanın kalbi de durmuş mu diye değerlendirmek için küçük çocuklarda 1-2 yaş civarında kasık bölgesindeki atar damara bakarak karar veriyorsunuz. Burada ben kendi üzerimde gösterecek olursak şu bölgede. Baktığınızda eğer atar damarını hissediyorsanız çocuğun kalbi durmamış demektir. Eğer çocuk 5-6 yaşlardan daha büyük yaşlarda, özellikle 10'lu yaşlardaysa boyun bölgesindeki atar damarına bakarak değerlendirirsiniz. Eğer burada atar damarını hissediyorsanız çocuğun kalbi durmamış demektir. Özellikle kalp hızı aradaki değerlerde 60'ın altında ve sıkıntılıysa kalp durması lehine yorumlayabilirsiniz bu durumu. Eğer ki sadece kalp solunum durması diye düşünüyorsanız bu durumu yapacağınız küçük çocuklarda bebeğin ağız ve burnu içine alacak şekilde kurtarıcı nefes veriyorsunuz. Bunu 3 saniyede bir dakikada 20 kez yapıyorsunuz şeklinde üflüyorsunuz. Üflediğinizde çocuğun göğsünün kalkması gerekiyor. Özellikle üflediğiniz nefesin akciğerlere gidip etkin bir şekilde nefese katkısı bulunabilmesi için. Eğer ki çocuk büyükse dedik 5 saniyede bir ve dakikada 12 civarında yapmanız gerekiyor. Burada erişkinlerde olduğu gibi burnunu kapatarak ağızdan ağza dediğimiz yöntemle suni teneffüs yapıyorsunuz. Bu şekilde suni teneffüs yaparken bir aşamadan sonra çocuğun kalbi durmuş mu durmamış mı diye değerlendirmeniz gerekecektir. Bunu da 2 dakikanın sonunda yapıyorsunuz. Eğer ki suni teneffüs yaptığınız hastanın kalbi durmamışsa nefesi dönmedikçe devam etmeniz gerekir. Burada da 112 gelinceye kadar bu işlemi devam etmeniz gerekir. Değerlendirdiğiniz hastanın hiç hareketi yok, hiç tepkisi yok, sizin sorularınıza yanıt vermiyor, sizin uyaranlarınıza yanıt vermiyorsa, rengi de kötüyse kalbi de durmuş olabilir. Biraz önce söylediğim gibi kasık bölgesinde küçük çocuklarda, boyun bölgesinde daha büyük çocuklarda bakarak kalbi var mı yok mu diye karar veriyorsunuz. Kalbin olup olmadığını kalp üzerine elinizi koyarak yapmıyorsunuz. Bu şekilde bir çocuğun kalbi var mı yok mu diye anlayamazsınız. Değerlendirdiğinizde kalbi yok diye düşünüyorsanız o zaman kalp masajı yapmanız gerekiyor. Kalp masajını hangi yöntemle ve hangi hızda ve hangi derinlikte yapmalıyım diye düşündüğünüzde küçük çocuklarda yöntem olarak şu şekilde iki baş parmak yöntemiyle yapabilirsiniz.
bütün yaş gruplarında, çocuklarda kalp masajı yaptığınız yer, iki memocunun birleşim yeri göğsünün ortasına yapılıyor. Küçük çocuklarda iki baş parmak yöntemle yapılıyor. Şu şekilde göğsün 1/3 derinliğinde yapılıyor. Daha büyük çocuklarda, oyun çağındaki 3-5 yaşındaki çocuklarda tek elin topuyla yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklarda okul çağında ve 10'lu yaşlardan sonra adolesanlarda ise iki elin topuyla şu şekilde göğüs kompresyonu yapabilirsiniz. Büyük çocuklarda dakikada 100 civarında göğüs kompresyonu yapıyorsunuz. Kalbi duran bir çocukta sadece kalp masajı yapmıyorsunuz. Kalp masajıyla birlikte suni teneffüs yapmanız gerekiyor. Eğer ki tek kişiyseniz, bir yardımcınız yoksa 30 kez göğüs kompresyonu 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30 deyip sonra 2 kez de suni teneffüs yapıyorsunuz. Sonra tekrar 30 kez göğüs kompresyonu yapıp sonra tekrar suni teneffüs yapıyorsunuz. 2 dakikanın sonunda kalbi döndü mü dönmedi mi diye bakıyorsunuz. Peki şunu sorabilirsiniz. 112'yi ne zaman aramam lazım? Eğer ki çocuk çocuğa müdahale edecek bir kişi yoksa, siz tekseniz 2 dakika müdahale ettikten sonra dönse de dönmese de aramanız gerekir. Ama akıllı telefonunuz var, açabiliyorsunuz hoparlörle ve kulaklıkla çekiyor da telefonunuz, 112 işlem yaparken arayabilirsiniz. Ama yanınızda birisi varsa, ikinci kişi yardımcı olacak birisi varsa, siz müdahaleye başladığınız andan itibaren o kişi 112'yi arayıp sonra arama işlemi yaptıktan sonra da size yardımcı olur. Eğer ki kalbi duran bir çocuğa iki kişi müdahale ediyorsanız, göğüs kompresyonu yapan kişi 15 kez göğüs kompresyonu, suni teneffüs yapan kişi diğer kişi de suni teneffüs yapacak, iki kez suni teneffüs yapıyoruz. Tek kişi için sonuçta 30 kez göğüs kompresyonu, 2 kez suni teneffüs, 2 kişiyseniz 15 göğüs kompresyonu, 2 kez de suni teneffüs yapıyorsunuz. 2 dakikada bir de göğüs kompresyonu yapan kişiyle suni teneffüs yapan kişi yer değişikliği yapacak. Eğer ki bir çocuk birdenbire yere yığılıyor, kalbi duruyorsa, spor yaparken mesela en büyük örnek sporcular, o durumda kalbinde aniden ritim bozukluğu olmuş olabilir. O zaman 112'yi aramayı öncelikli işler arasına alıyoruz. Önce 112 arıyoruz, sonra müdahaleye başlıyoruz. Bu şekilde. Dışarıda bu şekilde müdahale ettiğiniz ya da kötü bulduğunuz, ağır bir ciddi kalbi durduğunu düşündüğünüz bir çocuğu apar topar hastaneye götürmeliyim yoksa 112'yi beklemeli miyim diye düşündüğünüzde kesinlikle 112'yi çağırıp 112'si gelmeli, alanda orada müdahale etmeli, ev ortamında müdahale edip onlar götürmelidir. Çünkü siz götürdüğünüzde yolda müdahale edilmesi gerektiği halde müdahale edilmeyecektir. Bu şekilde bu süreci yönetmeliyiz.